Ve böylece merhaba ve yeniden Resident Evil 7'ye hoş geldiniz. Bu sesi duyuyor musunuz? Az önce... Sen ciddi misin? Bunlar tam olarak ne ya? Hiç bilmiyorum. Şimdi... Burada. Bu ne ki? Bunun için eskiden ya bizim zamanımızda değildi yani. Babalarımızı veya annelerimizi yıkarlardı. Banyo olarak yani. Bulaşık olarak değil. İlk önce biraz penzil. Şimdi bize lazım olan bir tane kart. Kart diyorum, kart. Bir tane kart lazım. Pavyona gir ve de pavyon demeyelim de disco'ya girmek için. Resident Evil'da gerçekten disco da var. Buraya girmemiz gerekiyor. Ama dişim ağrıyor. Ama bize bir tane mavi kart lazım. Onu da nereden bulacağız bilmiyorum. Acaba nerede bulabiliriz? Bütün evi araştırdık. Orada hiçbir şey kalmadı. Bakalım burada açılmayan bir kapı var mı? Onu merak ediyorum. Belki oraya yönelebiliriz ama... Oraya değil mi? Yatak odası... Aha aha. Aa, evet evet, orası zaten. Çocuk odası. Ana ev. Ve bir tane kilit var. Çocuk odası. Yılan anahtarı. Okey. Okey. Anlaşıldı. Bir tane çocuk odası varmış. Ben ne yapayım? O odaları ezberleyemiyorum. Yani ezberlemiyorum derken... Maşallah ev o kadar büyük ki her yerden bir kapı çıkıyor. Artı iki tane ev daha var. Eğlence odası. Yukarıda. Ne yapacağım? Sağ ol. Bizim yukarıya çıkmamız gerekiyor. Onun için. Yukarıya. Aynen. Dediğim gibi ben gerçekten burada nereye gideceğimi şaşırıyorum. Normal yani böyle yerlerde. Yanımızda bir sıvı falan var mı? Yok. İki tane barut var. Ya. Ve hala şunu bulamadık. Yani bu kellerde bir yerde olacak. Killerde. Pardon. Anlaşıldı. Bak orada şeyler var, görüyor musun? Duvar galiba normal duvar değil. Bir şeye benziyor sanki. Muşamba. Yani plastik bir folye yok. Bir plastik duvarı sanki, ne bileyim. Bir şeyden örtülmüş sanki. Yani öyle bir yer varsa ancak killerde var. Aşağıda yani. Burada zaten bir şey yok. Hep özel eşyalar. Bu evde gerçekten çok güzel şey oynarsın. Saklambaç. Bunu söyleyeyim yani. Ve sonunda... Evet. Bir tane yılan anahtarı ile bir kapıyı açmıştık. Oradan da bir tane kart almıştık. Ve bu anahtarı ile büyük ihtimalle, ben buna inanıyorum çünkü başka bir yer yok, son kartı alabileceğiz. Çocuk odası. İkinci çocuk odası galiba. Bilmiyorum. Bozuk mu? Okey. Ben şimdi hani bir mühendis ya da dekoratif mühendisi falan değilim ama bu ne arkadaş? Yarısı gri, yarısı yeşil. Yani gri gerçekten güzel bir renk değil yani. Aslında güzelleştirebilirsin ama yani güzel bir renk olmasına lambalarla, tablolarla, çiçeklerle, halılarla falan güzelleştirebilirsin.
Ama ne bileyim yani böyle bir çizgi olmuyor sanki. Neyse. Bitki, sağ olasın. Bir çocuk odasında. Böyle bulaşıklar. Okey, neden olmasın? Nisan. Oliver bağırmayı kesti. Oliver, Baker ailenin bir çocuğu muydu? Yoksa bilmiyorum. Oliver bağırmayı kesti. Ama bazen yukarıdan tıklatmasını duyuyorum. Mayıs. Gerçekten leş gibi kokuyor. Ve tavandan garip bir su damlıyor. Asit yağmur. Her neyse. Madem zamanım vardı, uzaktan kumanda kupasını tekrar değiştirdim. Artık gece bile parlayacak. Uzaktan kumanda kupasını. Ne? Okey. Kupa, kumanda, evet. Işık. Bir şey mi yapacağız? Biraz korkuyorum. Çok zekice. Out of here, mami. Aynen. Bir çocuk odasında bulunması gereken şeylerden birisi. Out of here, mami. Aynen öyle. Okey, birazdan okuyacağız. Bir dakika. Bu neymiş? Belli ki eskiden bunlar da böyle bir beyzbol hayranlığı vardı. Kazandıkları kupalar. Teselli mükafatı. Amatör robotik şampiyonası. Ne? Robotik mi? 1990. Evet ya. Şu 1900'e bir 90 yani diyorum. 98 pardon. İkincilik. Üçüncü genç mühendislik yarışması. Üçüncülük. İkinci genç mühendislik yarışması. O ses neydi az önce? Bu LGS olmasın. Bu dışarıdaki ses... Sağ ol. Bu dışarıdaki ses bir yağmur falan mı? Ve gerçekten bunlar... Yani belli ki şapka koleksiyonu yapıyorlar. Baksana şapka, şapka, şapka. Yine şapka yukarıda. Şapka orada iki tane. Başka nerede var? Her taraf şapka. Yani bu kadarını biliyoruz. Bir tane maymuncuk lazım olacak galiba. Aa, yeterli alan yok. Yine şapka. Bir tane top. İçinden bir şey çıkmaz herhalde. Şimdi. Fazlalık olan eşyalar var mı? Ha. Şöyle yapacağız. İşe yarar mı dersin? Yarıyor. Ve bir slot açmış olduk. Bana sorarsan takviye ihtiyacımız yok. Daha çok maymuncuğa ihtiyacımız var. O yüzden maymuncuğu alıyorum. Takviye boş ver. Kullanmıyorum zaten. Ya! Woo! Bak ne güzel toplamış oldum. Ortalık kalksın biraz. Dağılsın. Evet yani belli ki gerçekten bir beyzbol hayranlığı vardı bunlarda. Birisi Paul, birisi de Oliver, bilmiyorum gerçekten. O zaman bunu okuyoruz. Nisan, annem beni kasabadaki hastane olması lazım. Hastaneye götürdü. Tuhaf bir makine ile kafamın fotoğrafını çektiler. Sonra annem bana oyuncak dükkanından 200 59 parçalık bir yapboz aldı. Ben 1000'lik almıştım. Ama daha yapamadım.
Nisan. Salak Oliver bana sataşmaya devam ediyor. Sen bir arızalısın. Yani başka kardeşler diyelim buraya. Birbirleri küfür ediyorlar. Ana bacı, baba, kayınpeder, kayınço küfür ediyorlar böyle birbirlerine. Bu sen bir arızalısın. Seni tamir edeceğim. Ha, ne güzel. Nisan. Yeni Nisan. Hep Nisanlar. Oliver'a yalan söyledim. Ona doğum günü partim için gelmesini söyledim. Sonra da onu dışarıdan bir uzaktan kumanda ile tavan arasına kilitledim. Ağlamaya devam etti. Çıkmama izin ver, Lucas. Baker'ların bir çocuğunu daha öğrenmiş olduk. Lucas. Oliver. Oliver ve Lucas. Demek ki bu Lucas'ın da bir odası. Küçük, yani küçüklüğün odası yani. Uzaktan kumandayı değiştirdim. Böylece salak Zui tavan arasına çıkamayacak. Kaşif yarışması kupalarından bir tanesi ile değiştirdim. Artık asla bulamayacak. Demek ki o yüzden mühendislik yarışması ya da mühendislikle ilgili çalışmalar, girişimcilikler. Bu Lucas biraz böyle galiba o zaman teknolojiye dayalı oyuncaklar diyelim yapıyordu. Ve şimdi ise mesela bu tarz şeyler, düğmeye basıyorsun açılıyor. Aşağıdaki o disco alanın kapısını falan yani. O tarz şeyler mesela. Yani üç kardeş. Zui, Lucas ve Oliver. Ama şunu sormak isterim. Oliver, Oliver nerede? O bu oyunda ne rol oynuyor? Belki de onu belki de göreceğiz ilerleyen zamanlarda. Ama ilk önce çıkıyoruz. Çatı katı. Yine öyle bir şey. Çok seviyorum ben bunu. Yeterli ananın yok. Çok özür dilerim gerçekten. Ben alan kelimesini bir cümlenin içine söyleyemiyorum. Yeterli anan diyorum bazen yani. Yeterli alanınız yok. Neyse. Mutlu yıllar. Ben şimdi bunu ne yapacağım? Okey, bir dakika. Etrafta dolaşalım. Belki bir tane maymuncuk harcayacağız. Ne güzel. Bu buradan bakarsan plastiğe benziyor. Çam ağacı. Oyuncak balta mı? Tamirat anlaşması. Müşteri Jack Baker. Anlaşmalı taraf Trevor and Campbell'in inşaat. İnşaat süresi 10 Kasım 1992 ve 30 Kasım 1992 arası. Detaylar. Ana salondaki antreye sensör montaj. Sansör olmayacak mı? Sansür. Aynen. Sansörü montaj ediyorlar. Ana salondaki antreye sensör montajı. Ana salon mu? Neyse artık. Oyuncak balta. Av tüfeği. What? Bizde yeterli alan yok. Ve anan yok. Ben ne yapacağım şimdi? Bir şey bırakmam lazım. Oo, bir dakika, ya da şöyle yapacağız. En mantıklısı. Ve burada da 45. Ey maşallah. Değiştir bakalım. Bir işe yaramadı. Yani bir şey bırakmamız lazım buradan. Ama ne? Katı yakıt. Bomba atar için. Ya bilmiyorum. Bu da serumun bir parçası. O zaman şey diyorum. Bir şeye gitsek mi? Sen söyle. Aşağı insek mi? Karavana. Bir gidelim. Bir karavana gidelim. Ondan sonra...
Birkaç eşyayı bırakalım. Serum parçası. Ondan sonra o fotoğraf mesela. Onları bir bırakalım. Ondan sonra yine geri geliriz. Bize yer lazım yani. Allah'tan bu çantaları buluyoruz. Yani bu sırt çantaları falan. Ve kesin biz oradan kartı alacağız. Bundan çok eminim. Haydi bakalım. Bunu koy şimdilik, bomba atarı. Lazım değil. Bunu zaten az çok biliyorum. Hazineyi. Serum parçası. Onu koy. Katı yakıt. Dursun. Birazdan lazım olacak. Bu ne ya? Okey, bu tabanca için. Bu da tabanca için. Geliştirilmiş tabanca. Autofi mermisi, bu ne? 44 Mac cephanesi. Bu başka bir şey ama o zaman, öyle değil mi? Bırakalım mı? Yani 30 tane bundan var. 2 tane bundan, 8 tane bundan, 9 tane bundan. Daha da çok alacağız. Ve yılan anahtarı. Buna da gerek yok yani, bakarsın. Çok da gerek yok. Bak. Biraz yer açmış olduk. 4 slot. Umarım yeterli olacak. Bir şey daha bıraksak mı acaba? Ben bunu diyorum, biliyor musun? Yakıldığı zaman şiddetli bir şekilde yanan... Bir dakika, bir dakika. Bunu koyabilirsin zaten. Bunu ben yukarıda kullanmayacağım. Ve çok da kullanacağımızı düşünmüyorum gerçekten. O yüzden kalsın. Gelmişken oyunu kaydedelim. Ne olur ne olmaz. Ben nedense karavanları sevmeye başladım ya. Ne bileyim yani, çok güzel. Gidebiliyorsun istediğin yere. Ve evin de yanında. Hem araban var hem evin. Ne güzel yani. Belki büyüdüğüm zaman ben de bir tane alırım. Neyse. Bu şimdi konu değil ama. Şöyle içeri giriyoruz. Ve ondan sonra... Tamam, burayı açamıyoruz. Ya takviyeler. Lazım değil. Good. Şimdi bakalım. Kesin o kartı buradan alacağız. Başka bir yer yok dediğim gibi yani. Nerede o tak 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 yapan şey? Mutlu yıllar. Yine bir kaset. Ve o kasette yine oynayacağız. Ah, burada. Bu nasıl olacak? Başka çağrı yok. Burada şimdi ne vardı? Oyuncak balta. Avutüfi neden ama? Ahşaptan yapılmış bir avutüfi. Silah olarak kullanılmaz. E niye alıyoruz o zaman? Anlamadım neden. Neyse. Birazdan öğreneceğiz. Belki. Umarım yani. Ve güçlü. Güçlü kimyasal sıvı. Bununla ben, bana sorarsan ne yapmak isterim? Geliştirilmiş tabanca mermisi yapabiliriz. Bu olur. Ya da ne olur ne olmaz. Ha, bu normal. Ben şimdi bunu yapsam o zaman yine slot kalmayacak. Yani iki farklı şey var ya, ilk yardım kiti. Bununla birlikte yani güçlü kimyasal ile güçlü ilk yardım kiti yapıyoruz. Ve iki tane yardım kiti olmuş oluyor slotta. Ve bizim yerimiz yok. O yüzden yap bakalım.
Şimdi. Bir tane bisiklet. Jude, mes? Jude ne? Adalet isimli bir tablo. Bir çetenin önünde diz çöken bir kadını resmediyor. Aa. Yapmayın. Savaşmayın. Ha yok, bu başka bir şey. O adam geliyor anlaşıl. Neyse. Good. Hadi o zaman. Baltalı adamı yapacağız. Bu biraz daha zor. Mesela örümcekte o kadar da zor değil. Sadece normal tarafına döndürebilsem olmadı. Okey, bir dakika, biraz şöyle yapacağız. Heh. Biraz da ya olmuş bil. Şimdi ama. Sonunda ikinci kartı da almış olduk. Ama şöyle bir şey var. Bence yani benim tanıdığım korku oyunlarında ve hele Resident Evil ise o zaman biliyorum ki aşağı inmek şimdi biraz daha zor olacak. Hani aldık ya parçayı. Şimdi aşağı indiğimiz zaman karşımıza bakalım ne çıkacak ve unutmayalım bu kaseti izlememiz gerekiyor. Biraz da yine o canavarlığa çıkacak değil mi? Ben en iyisi elime şunu alıyorum. Uh-oh. Biz buradayız değil mi? O zaman şöyle yapıyoruz. Madem ki buradayız. O zaman film başlasın. Haziran 2, 2017, saat 1, Clancy Javis Testing Area. Happy birthday. You, my friend. You are one lucky son of a bitch. You know, I actually envy you. What? You don't believe me? This toy? Well, you can't fake this. It has taken me weeks to finish this. And it is finally ready. And it's all for you. Oh, come on now. Don't be like that. It's gonna be fun. Just you wait. Ve biz şimdi bu adamı oynayabiliyoruz. Okey. Okey, okey, okey. Şimdi. Alo. Ben kimim? Yoksa bir dakika ben... Ben Evan değilim, değil mi? Evet. Yoksa ben Oliver olabilir miyim? Hem baksana saçlarıma. Biraz şey gibi sanki. Rick Grimes. Yani Rick. The Walking Dead'den. Biz Oliver olabilir miyiz? Mum. Ya. Umarım bu gerçek değildir. Bu ne Allah... Oh God. Bu ne Allah aşkına? Bir dakika, ne diyor? Bu da test alanı 1K. 1K'ya ulaşmış. Test ediyor burada. Paul diyorum hep ya. Lucas. Ama neyi test ediyor? Ama. Au.
Mesela tuvaletleri. Bir saniye. Bu duvarları hatırlıyor musunuz? Hani sana bir hediyem var. Balonlar patlatabilir miyiz? Elimizde sonuçta mum var. Patlaması gerekiyor normalde. Buna da balonlar yani, anlaşıldı. O yüzden happy birthday. Anlaşıldı. Çok da bir şey alamıyoruz. Ama kimin doğum günü? Bizim mi? She's done. He'll be torn apart.